Bugün kısaca mahkemelerden bahsedeceğiz. İlk olarak hepimizin bildiği adliyeler ve duruşmasına katıldığımız mahkemelere yerel mahkemeler diyoruz. Örneğin Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri veya İdare Mahkemeleri gibi. Bu mahkemeler sizi ilk kez yargılayan ve hakkınızda ilk kez karar veren mahkemelerdir. Verilen bu kararlara karşı itiraz hakkınız bulunmaktadır. Tabi bunların da istisnaları var. Hakkınızda bir hüküm verildi. Ancak siz bu verilen kararın hukuka uygun olmadığını düşündüğünüz için bu kararı bir üst mahkemeye taşıdınız. İşte bu bir üstteki mahkemeye istinaf mahkemeleri denmektedir. İstinaf mahkemelerinin diğer adı bölge adliye mahkemeleridir. Yine istinaf mahkemeleri sizin bu itirazlarınızı inceleyip bir karar verecektir. Olur da bu kararı beğenmezseniz, kanundaki diğer şartlar da sağlanıyorsa bu karara da itiraz etme hakkınız gündeme gelecek ve bu karara da itiraz edebileceksiniz. İkinci kez yapmış olduğunuz bu itiraz hakkınıza temyiz kanun yolu denmektedir. Bizim temyizlen ismimiz de buradan gelmektedir. Temyiz mahkemelerine aynı zamanda Yargıtay denmektedir. Örneğin Yargıtay 5. Ceza Dairesi veya Yargıtay 8. Hukuk Dairesi gibi. Burada bir dipnot geçmekte yarar var. Eğer açmış olduğumuz dava bir idari davaysa, yani idareye karşı açılmış olan bir davaysa, itiraz edilen bir üst merci yine istinaf mahkemeleridir. Ancak bu sefer diğer adı bölge adliye mahkemesi değil, bölge idare mahkemeleridir. Yine ikinci kez idare mahkemesinin kararına karşı itiraz ettiğinizde, yani bölge idare mahkemesi kararına karşı itiraz ettiğinizde ise bu sefer dosyayı Yargıtay değil, Danıştay incelemektedir. Birazcık kafanızın karıştığının farkındayım. Bu ikisi arasındaki temel farkı kısaca şöyle açıklayalım. Eğer idare mahkemeleri dışında bir mahkeme karar veriyorsa, itiraz hakkı önce bölge adliye mahkemeleri, sonra Yargıtay'dır. Eğer ki idare mahkemesi karar veriyorsa, itiraz hakkınız önce bölge idare mahkemeleri, sonra Danıştay'dır. En temelde yer alan 3 aşamalı mahkeme türünü öğrenmiş olduk. Tüm bu mahkemelerin üstünde olan bir mahkememiz daha mevcuttur. O da Anayasa Mahkemesi'dir. Sizin hakkınızda Yargıtay veya Danıştay bir karar verdiğinde bu kararı da hukuka uygun bulmayabilirsiniz. Bu durumda Anayasa Mahkemesi'ne süresi içerisinde başvuru hakkınız da bulunmaktadır. Evet kıymetli dostlar, bugün mahkemelerin neler olduğunu kısaca sizlere izah etmeye çalıştık. Bu tarz daha fazla bilgilendirici video için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.